Türkiye'nin ilk ve tek atletizm programı Parkur'dan herkese bir kez daha merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için dop dolu bir program hazırladık. İşte bu hafta Parkur'da öne çıkanlar. Türkiye'nin atletizm programı Parkur'dan merhaba. Parkur ekibi olarak bu hafta 27. Sadi Gülçelik yarışmalarını sizler için yerinde takip ettik. Haftanın konuğunda İstanbul Atletizm İl Temsilcisi Salih Natur, bu hafta Parkur'da bizler. Atletizm antrenörü Bayram Pehlivan, gülle atma branşının detaylarını parkur izleyicileri için uygulamalı olarak anlattı. Atletizmde ilginç anlar, bilinmeyen detaylar. Türkiye ve dünya pistlerinden en son haberler. Hepsi ve daha fazlası Parkur'da. Parkur başlıyor. Parkur ekibi olarak bu hafta 27. Sadi Gülçelik anma yarışlarını yerinde izlemek ve sizlere aktarmak için İstanbul'daydık. Şimdi sizleri bu görüntülerle baş başa bırakıyoruz. ...1987 yılından bu yana gerçekleştirilen Sadi Gülçelik yarışmalarının 27.si... İstanbul Enka Spor Kulübü Sadi Gülçelik Spor Sitesi'nde gerçekleştirildi. 27. Sadi Gülçelik yarışmaları 16 yaş altı kızlar, yıldız kızlar, genç kızlar, büyük kızlar ve 16 yaş altı erkekler, yıldız erkekler, genç erkekler ve büyük erkekler yaş kategorilerinde yapıldı. Merhum Sadi Gülçelik anısına bu yıl 27.si düzenlenen Sadi Gülçelik anma yarışlarını yapıyoruz kulübümüz tesislerinde. Bu müsabakalar hafta başı su topu oyunlarıyla başladı. Minikler su topu Sadi Gülçelik şampiyonası yaptık. 4 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Yine hafta başı Tennis Europe faaliyet programında da bulunan Sadi Gülçelik Cup Uluslararası Tenis Turnuvası başladı ve bugün finalleri yapıldı. Şu an atletizm müsabakaları içerisindeyiz. Açık bir atletizm müsabakası bu. 250-300 kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Pazartesi günü ayın 19'unda Sadi Gülçelik'in ölüm yıl dönümünde kabir başında yapılacak olan anma töreni ve arkasından yine Sadi Gülçelik anısına düzenlediğimiz yüzme yarışmalarıyla yarışmaların finalini yapacağız. Yüzme müsabakalarına da 10 farklı kulüpten 275 sporcu katılacak. Biz yani her sene kendimizi yenilemeye çalışıyoruz organizasyon anlamında. Katılımcı sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarımız var. Yeni branşlar, özellikle atletizmde yeni branşlar eklemek istiyoruz. Ama onun dışında dediğim gibi zaten atletizm, yüzme, su topu ve tenis 4 aktif branşımızda müsabakalar yapılıyor. Bunu bu şekilde en az bu seneki kadar başarı ve yüksek katılımla devam ettireceğiz inşallah. Atletizmin dalları arasında yer alan yürüyüşün spor olarak ilk kez 1867 yılında İngiltere'de yapıldığını, 1893'te de Berlin'le Viyana arasında yürüyüş düzenlendiğini biliyor muydunuz? ...1970'li yıllarda sprint branşında eşine ender rastlanan beyaz bir atlet herkese meydan okuyordu. Bu İtalyan delikanlının ismi Pietro Mennea'ydı. 100 ve 200 metrelerde tam 14 İtalyan, 5 Akdeniz oyunları, 3 Avrupa şampiyonluğu ve bir de olimpiyat altın madalyası sığdırdığı uzun kariyerine 1971 yılında başlayan Mennea gerçekten sıra dışı bir atletti.
İtalya'dan Güney'in oku olarak bilinen Mennea, tam 4 kez üst üste 200 metrede olimpiyat finali koşan ilk atlet oldu. İki kez bırakıp geri geldiği atletizme 1988 Seul Olimpiyatı'nda nokta koydu. Ancak Mennea adını dünya atletizm tarihinin altın yaprakları arasına sokan yarışını 1979 yılında Meksiko City'deki Dünya Üniversite Oyunları'nda koştu. İtalyan atlet 200 metre finalinde finişi 19.72 ile geçtiği o an tam 17 yıl kırılamayacak dünya rekorunu eline geçiriyordu. Dünya bu rekorun kırıldığını görmek için Michael Johnson'ın 19.66'lık dereceyi koşacağı 1996 yılına kadar sabretmek zorunda kalacaktı. Pietro Mennea'nın o muhteşem derecesi hala 200 metrede tarihteki en iyi 10 derece arasındaki yerini koruyor. Üçüncü, dördüncü yüzyıllarda atılmaya başlıyor. Taş şeklinde atlıyor. Sonra İngiliz ordusu tarafından antrenman şeklinde metal cisimler atılmaya başlanıyor. Onlar da o metaller 16 pound ağırlığında. O da günümüzde 7 kilo 257 grama tekamül ediyor. Daha yeniye kadar büyükler gülle atmada 7 kilo 250 gram atılıyordu. 7.260'a çıktı. Düz oldu. O sıralar İngiliz ordusundaki o askerler güllede gördüğümüz gibi çemberin boyu 2.13.5. Onların ölçümlerine göre ayarlanmış bir şey. Onların kendi ölçü primlerine 2.13.5 tekamül ediyor ve bu şekilde geliyor. Güllenin çapı dolayısıyla bu uzunluk 2 metre 13.5 santim. Ve buradan gül atma şeyi 1896 yılında ilk olimpiyatlarla başlamış oluyor. Ama bu ilk olimpiyatlarda sonra 1909'larda rekorlar geçerli oluyor. Bayanlarda 1934 yıllarında başlıyor ve gülle atmanın tekniği ilk başta herkes istediği gibi makas şeklinde durarak falan atılırken günümüze gelen teknik, en önemli teknik O'Brien tekniği dediğimiz teknik var. Bu 1953'te O'Brien diye bir sporcu kayarak atışı, vücudu atış yerine ters dönerek, bu şekilde dönerek başlıyor ve o şekilde teknik gelişimi başlıyor. Burada önemli olan güllede tutuş. Tutuş elimizin ayası dediğimiz şu kısmı buraya tutuluyor. Bu avuç içi yok. Bu şekilde tutuluyor. Buradan bu çukura konuluyor. Dirsek yere paralel. Buradan durarak atış yapılıyor. Sporcumuz da gösterelim. Durarak atışı. Evet. Durarak atışı gösterdik. Evet. 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 Durarak atışımız böyle. Bu gülle bayanlarda 4 kilogram büyüklerde, erkeklerde 7 kilo 260 gram, gençlerde 6 kilo, daha yıldızlarda 5 kilogram, erkeklerde yıldız kızlarda 3 kilogram. Bu genel olarak bazen değişiyor, yıldız genç değişiklikler oluyor ama şu anda günümüzde bu şekilde. Evet, durarak atışı bir daha gösterelim. Şimdi O'Brien tekniğine başlayalım. Yani kayarak teknik dediğimiz teknik. Teknikte kayarak da şimdi normal sırtımızı atış yönüne veriyoruz. Buradan geriye doğru kayıp ilk önce duruş, kayış, durarak atış pozisyonuna gelir ve atış şeklinde değişik bölümlerimiz var. Şimdi onu sporcumuz da göstererek anlatmaya çalışalım. Önce duruş vaziyeti alıyoruz. Birinci bölüm duruş. Duruş. Duruşta cepheyi görüyor.
görünüyor. Evet, duruş, kayış yap, kalk. Bu kayma. Tekrar baş alalım. Kayma, atış istikametine sırtı oluyor. Evet, O'Brien tekniğini dediğimiz tekrar kayıyoruz. Bu kayma vazifesini alıyoruz. Duruş vazifesi ve buradan atış ve change yapacağız. Tekrar bir daha atalım. Normal tam teknikte gösterelim bunu. Bu şeyde gülle atmada O'Brien tekniği dediğimiz tekniği tekrar. Evet. Normal teknik yapıyoruz. Hop kaydık, vurduk, attık. Evet. Normal tekniğimiz bu. Dönerek teknikte Baryshnikov tekniği dediğimiz teknikte normal bu şekildeyken dönüyoruz. Buradan bu şekilde dönerek aynı şekilde atıyoruz. Aradaki önemli farklılıklar. Biri sürata dayalı, biri kuvvete dayalı. Bu Baryshnikov tekniği dönerek teknik daha süratleniyoruz. Yani sürate uygun. Öbürküsü kuvvete dayalı. Baryshnikov teknikte ki aradaki güllenin gidiş yolu farklı. Daha uzun yol veriyoruz. Çünkü dönerek güllenin gittiği yol daha fazla ama kayarak da daha az. Buradan geliyor yol, buraya kadar gidiyor. O yüzden ikisinde böyle bir fark var. Ama en çok kullanılan yine kayarak O'Brien tekniği. Arkadaş Baryshnikov tekniği gösteriyor. Şeyde rahat. Acele etme. Evet, gaz solda. Hop tık tık. Evet. Bu da Baryshnikov tekniği. Baryshnikov tekniğinde elden çıkış buradayken normal O'Brien tekniğinde ta buraya kadar gider. O da 40 santimin üzerinde yol verir fazla da. Arada böyle biyomekanik farklılıklar olabiliyor. O sporcuların kişilerin kendi durumuna göre o tekneyi seçer, ona göre yapabilir. Farklı şeyler de olabilir. Hani daha iyi atabilmesi için daha süratlidir o tekne uygular, boyu kısa olur. Uzun boylular genellikle bunu yapamıyor. Sorun çıkıyor. 2 metre 13,5 santim çünkü şeyi çapı çemberin. Ve çemberde atıldıktan sonra burada normal bir açımız var bizim. Açıdan dışarı çıkınca faul oluyor. Bu açımızın 34-92 yani 35 derece yaklaşık gülle açısı. Bu takoz buna çarpabiliyor attıktan sonra. Herhangi bir şeyde vurup bu faul değil. Faul buraya bastığımız zaman oluyor gülle atmada. Açı içine atmazsak gülleye faul oluyor. Bu iki tarafta çizgilerimiz var. Çizgilerden attıktan sonra buradan dışarı çıkmamız gerekiyor. Buradan çıkarsak faul oluyor. Veya herhangi bir basarsak buralarda şey yaparsak faul oluyor. Genel böyle bilgi verelim. Normal ideal atış açısı da 40-42 derece civarı buradaki açı gülledeki. İdealimiz o. ...4x400 metre bayrak yarışlarında atletlerin ilk 500 metreyi kulvarlı olarak koşmak zorunda olduklarını biliyor muydunuz? Hollandalı atlet Fanny Blankers-Koen, kadınlara atletizmde ve genel olarak sporda fazla dikkat edilmeyen bir dönemde elde ettiği müthiş başarılarla dikkatleri üzerine topladı. Hollanda'da 1918 yılında doğan Blankers-Koen, henüz 16 yaşındayken atletizme başladı. En büyük şanssızlığı ise onun atletizme başladığı yıllarda İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiydi. Oysa Hollandalı sprinter atlet 100 ve 200 metrelerde en iyi derecelerini yapmaya başlamıştı. Savaşa rağmen atletizmden kopmayan Blankers-Koen, olimpiyat oyunlarında yarışma hayalini ancak 1948 Londra Olimpiyatı'nda gerçekleştirebildi. O yıllarda evli ve iki çocuk annesi 30 yaşında bir kadın olan Fanny Blankers-Koen'e uçan Hollandalı temasından hareketle uçan ev hanımı lakabı takıldı.
Zira Hollandalı yıldız atlet 1948 Londra'da 100 metre, 200 metre, 80 metre engelli ve 4x100 metre bayrak olmak üzere tam 4 altın madalya kazandı. Kariyeri boyunca 12 dünya rekoru kıran, 5 kez Avrupa, 58 kez Hollanda şampiyonu olan Blankers-Cohen, 1948 Londra'da 4. altın madalyayı boynuna taktığı o an hem olimpiyatların en başarılı sporcusu oluyor hem de adını atletizm tarihine altın harflerle yazdırıyordu. İstanbul Atletizm İl Temsilcisi Salih Natur bu hafta parkurda bizlerle. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seyircilerimize İstanbul Atletizm İl Temsilciliğini tanıtacak olursak bize ne gibi bilgiler verirsiniz? İstanbul Atletizm İl Temsilciliği Atletizm Federasyonu ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında koordinasyonu sağlayan, fahri olarak görev yapan bir kurumdur. İldeki atletizm faaliyetlerini yürütür. Bütün yarışmaların ve projelerin, uygulamaların planlamasını yapar, ekiplerini kurur ve görev süresi içerisinde bütün atletizm faaliyetlerini ilinde federasyonla il müdürlüğü arasında köprü kurarak yürütür. Peki ne zamandan beri faaliyette, ne zamandan beri görevi yürütüyor? Şimdi atletizm il temsilcileri atletizm federasyonu ile beraber gelir. Atletizm Federasyonu görevi sona erdiği anda atletizm il temsilcisinde görevleri sona erir. Olimpiyatlardan sonra biliyorsunuz federasyon seçimleri yapılıyor. Federasyon seçimleri yapıldıktan sonra da yeni gelen federasyon başkanı il temsilcilerini atar. İl temsilcilerin atamaları federasyon başkanının teklifi ve genel müdürlüğün onayıyla yapılır. Bu onay olduktan sonra il temsilcisi göreve başlar. İşte kurullarını kurur, il hakem kurulunu kurur, il tertip komitesini kurur, il teknik kurullarını falan kurur. Faaliyet programını yaparak ilindeki atletizm faaliyetlerini yürütür. Ayrıca tabii sadece bizim görevimiz yarış yapmak değil, atletizmi ilimizde tabana yaymak. Bunun için bizim İstanbul'da 39 ilçemizde 39 tane de atletizm ilçe temsilcimiz var. Bunlar da aynı ilçelerde bizim adımıza görev yaparlar. İlçelerdeki atletizm faaliyetlerini ve bizim uygulamalarımızı ilçelerde tabana yaymak ve uygulamakla görevlidirler. Biliyorsunuz İstanbul bir mega kent. Çok nüfus yoğunluğuna sahip ve geniş bir alana sahip. Bizlerin bütün bu alanlara ulaşması imkansız. O yüzden bizim atletizm ilçe temsilcilerimiz elimiz ayağımız oluyor ilçelerimizde. Şunu sormak istiyorum. Güncel bir gelişme olarak Mehmet Terzi'nin Atletizm Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Terzi'nin bir istifası oldu. Evet. Şimdi yeni bir yönetim, yeni bir başkan devam edecek. Bu değişiklikle beraber tekrar bir yapılanma olacak mı? Tabii. Şimdi 3 aylık dönemde yönetim kurulundan bir kişi Atletizm Federasyonu Başkan Vekilliğini üstlenecek. Evet. Bu 3 ay süresinde Atletizm Federasyonu olağanüstü kongreye götürecek. O kongrede de yeni Atletizm Federasyonu Başkanı seçilecek. Ondan sonra da tabii Atletizm Federasyonu Başkanı kimlerle çalışmak istiyorsa kendi ekibini yeniden seçecek. Yani. Peki biraz önce o bahsettiğimiz faaliyetlere gelecek olursak, bugüne kadar bize İstanbul Atletizm İl Temsilciliği'nin düzenlediği, yine sizin alt kollarınızın düzenlediği o faaliyetlerden, projelerden biraz bilgi verir misiniz? Şimdi bizim atletizm faaliyetlerimiz, inanın Atletizm Federasyonu faaliyet programından çok daha yoğun. Yani Atletizm Federasyonu genellikle hafta sonları faaliyetler oluyor ama bizim hafta içinde de bir sürü yarışmalarımız oluyor. Örneğin ilçelerimizde kaymakamlık koşuları yapıyoruz. Uzun mesafeye yönelik, cross'a yönelik, okullara yönelik daha doğrusu. Ondan sonra ilçe belediye başkanlıkları koşusu yapıyoruz. Ki bunlar bu sene valilik koşusunun 43.sünü düzenledik. Yani 43 yıldan beri devam ediyor. Buradan bir sürü milli takıma sporcular çıktı. Yani hala da çıkmaya devam ediyor. Bugün Balkan Şampiyonası'nda mesela mesafe koşularında iki tane sporcumuz Mestan Turan'la
Bu yıldan itibaren de 5 yıl süreyle yarışmalara sponsor olacak. Buradan çıkan sporcularımızın işte kamplara eğitilmesi, efendime söyleyeyim yarışmaları, ilçelerdeki yarışmalar, yarı finaller, finaller, bütün bunlar. Bu çok büyük bir organizasyon. Şöyle ki, öncelikle bu yarışmada 9 yaş, 10 yaş, 11 yaş, 12 yaş ve 13 yaş grubunda, her yaş grubunda kendi yaşında yarışmak üzere önce okullarda en hızlısıları seçiliyor. Bu İstanbul'un en hızlısı. İstanbul'un en hızlısı. Sonra ilçenin en hızlısı seçiliyor. Oradan Anadolu yakasının en hızlıları, Avrupa yakasının en hızlıları. Ondan sonra da İstanbul'un en hızlısı bir olimpiyat şeklinde seçme ve final yarışması olarak yapılıyor. Sonuçta da yani inanın finale kalan 8 kişi birinci ile 8. arasında bazı arada olanları foto finish bile zor arıyor. %1 ile birinci ile 8. arasında 1 metrelik falan gibi mesafe oluyor yani. Tamamen yetenekleri seçiyoruz. Buradan mesela isimlerini sayayım. Milli takımın milli takıma tabii altyapısı tabii bakın ilk başta kadar. Toros Pilikoğlu çıktı. Evet. Oradan bu projeden. Ondan sonra Furkan Şen, Aykut Ay, yeni gençler Türkiye rekoru kırdı. Tamamen kontrollü bir şekilde bu sporcuları üst seviyelere çıkarmaya çalışacağız. Yani önemli olan bizim atletizm ilk temsilcilerin birinci görevi sporu tabana yaymak, geniş kitlelere ulaşmak, oradan altyapıdan sporcular çıkarıp bunları kulüplerin emrine vermek. Şu anda yetemiyorduk çünkü öyle bir şeyimiz yoktu. Yani bizim antrenör sayımız falan azdı ama şu anda genel müdürlüğün antrenör alımlarıyla bir de Fahri antrenör ve bizim sözleşmeli antrenörlerimizde geniş bir antrenör ağına sahip olduk. Şimdi bunları işte ilçelerimize, okullarımıza, şunlara bu projeleri yönlendirerek o sporcuları bizle beraber kontrollü şekilde gelişimlerini takip ederek, bunların testlerini 2 ayda bir, 3 ayda bir yaparak, işte belirli aralıklarla bunları aynı sporcuları yarıştırarak, kamplara alarak, hatta bu firmanın bize taahhütü de var, gerekirse yurt dışına bile bunları götürelim, hem bir şeyleri açılsın, ufukları genişlesin diye. Böyle projelerimiz de var yani, gençlik kamplarını evet. Götürelim, çocukları kaynaştıralım, şey umarız yapalım. Bu proje diğer firmalara da bir örnek olur, onlar da sponsor şimdi olur, zaten, daha sıcak bakarlar. Zaten şöyle söyleyeyim, bu sözleşmeyi yapan firma aynı zamanda bu projeyle ilgili 4 tane daha bir firmayla da beraber almış, yani sözleşme yaparak maddi katkı sağlama durumunda onlar da yani bu şekilde katkıda bulunuyorlar. Evet, bulunacaklar. Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz biz parkur ekibi olarak. Türkiye ve dünya pistlerinden en son haberlerle yine karşınızdaydık. Haftaya bir başka programda görüşünceye dek sağlık ve sporla kalın. Hoşça kalın.